VP Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımda işinize yarayacağını düşündüğüm farklı konularda videolar hazırlıyorum. Eğer sen de herhangi bir videomu izlediysen, hoşuna gittiyse, yararlandıysan kanalıma abone olup beni destekleyebilirsin. Evet, bugünkü konumuz eğer YouTube'a videolar yüklüyorsan bilmediğini düşünerekten işte videolarımıza altyazıyı nasıl ekleriz? Bununla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Yapmanız gereken şey İçerik stüdyosuna giriyorsunuz. Girdikten sonra sol tarafta video yöneticisi var. Buraya tıklıyorsunuz. Biraz yavaş açılıyor. Tıkladıktan sonra arkadaşlar istediğiniz herhangi bir videoya seçiyorsunuz. Mesela atıyorum işte bu videoyu altyazı ekleyeceksiniz. Düzenle kısmına tıklıyorsunuz. Düzenle kısmına tıkladıktan sonra şu üst bannerda altyazılar diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorsunuz. Evet, şimdi burada yapmanız gereken çok basit aslında. Altyazı ekleye tıkladıktan sonra buraya İngilizce yapıyor çoğu arkadaş. İngilizce yapmıyorsunuz. Çünkü siz Türkçe altyazı gireceksiniz. Sistem otomatik İngilizce'ye çevirecek. Bunun için Türkçe'yi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra dosya yükle. İşte senkronizasyon var ya da yeni altyazı oluştur. Dosya yükle seçeneğinin yanındaki soru işaretine tıkladığınızda bir konuşma metni vesaire diyor. Bu biraz zor oluyor. Aslında daha kolay gibi gözüküyor. Fakat ben birkaç kere denemeye çalışmıştım diğer kanalımda. Ama zor. O yüzden en basiti. Biraz uğraştıracak ama şu yeni altyazılar oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şurada bir kırmızı bir şey, özür dilerim, mavi uyarı çıkacak. Zamanlama otomatik oluşturuldu diyor. Şimdi bunu kaldıra tıklarsanız çok uğraşırsınız. Yani dediği yer şurası. Burada sizin ses tonunuza göre, şöyle biraz indirelim. Ses tonunuza göre gördüğünüz gibi şurada ses dalgaları var. Bu ses dalgalarına göre bir otomatik zamanlama oluşturuyor. Sizin yapmanız gereken şey şu. Tıklıyorsunuz videoya. Bekleyeceğiz biraz. VP Eğitim'den hepinize merhaba arkadaşlar. VP Eğitim'den hepinize merhaba arkadaşlar demişim. Şimdi burada bir bölüm var. Zaten şuradaki bölümle şurası kırmızı olur. Nerede olduğu. Hemen şuraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda şurada yapmanız gereken ne konuşuyorsanız onu yazmak. İşte VP Eğitim'den hepinize merhaba arkadaşlar demişim. Noktaya basıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken kelimeleriniz anlamlı olması gerekiyor. Ve noktalama işaretleriniz düzgün olması gerekiyor ki İngilizce'ye çevirirken çeviri yapan kişi sizin ne demek istediğinizi anlasın. Yoksa Google'un çeviri servisi saçma sapan çalışacaktır. Şimdi bu bir bitti. Eğer siz mesela burayı uzattınız diyelim. Bu alan sığmadıysa bunun üstüne tıklıyorsunuz. Daha sonra şu mavi alanı ileriye ya da geriye. Bunun bir sınırlaması var zaten. Oynatarak bunu buraya sığdırabilirsiniz. Yani dakikanızla konuşma ses tonunuzla öyle söyleyeyim. Yazılarınızı senkronize edebilirsiniz. Bu şekilde aşağı aşağı gidiyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Zaten siz yazarken videoyu duraklatacaktır. Ya da boşluk tuşuna bastığınızda. Şöyle yapayım. Boşluk tuşuna bastığınızda videonuz duracaktır. Ve bu şekilde en son yayınla diyorsunuz. Yayınla dedikten sonra altyazılarda Türkçe çıkıyor. Daha sonra otomatik çevire basan kişi sizin videolarınızı İngilizce ya da hangi dil istiyorsa o şekilde yabancı dilde görüntüleyebiliyor. İşe yaradığını söyleyeyim. Atıyorum bir Azeri arkadaşımız, kardeşimiz ya da ne bileyim işte hani bir Bulgar, bir bilmem ne. Sizin başınız ilgi çekiciyse emin olun videolarınıza gelecektir. Ben fazla buna zaman ayıramıyorum öyle söyleyeyim size. Çünkü gerçekten videonun uzunluğuna göre her konuştuğunuzu metne dökmek zorundasınız. Dikkatli dökmek zorundasınız. Daha sonra hani dediğim gibi hani burada daha fazla vereceğim bilgiler yok. Bu ayarlamayı vesaire size gösterdim. İstediğiniz alanın üstüne tıklayıp burada delete tuşuna basarak ya da şunu küçülterek burayı yok da sayabilirsiniz vesaire. Hani bu şekilde konuştuğunuz aralara işte ikinciye geçelim. Hadi onu da göstereyim. Şimdi zaten şurada bir boşluk var. Gördüğünüz gibi. Bu boşlukta bakalım bir senkronizasyon olmuş mu?
VP Eğitim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alfa marka cihazlarımız nasıl? Mesela ben konuşurken arada duraklamışım. Şurada bir boşluk var. O yüzden şuradaki mavi şu boşluğunu oraya getiriyorum. Buraya ikinci bölümde konuştuğumu yazıyorum. Daha sonra şu bölüme yazıyorum ve parça parça çıkıyor. Çünkü şöyle hani komple sayfayı kaplayacak şekilde yazılar çıkmadığı için maksimum 2 satır yeterlidir arkadaşlar. Sahneyi kaçırmamaları için. Siz bu şekilde yapıyorsunuz dediğim gibi. Zaten aşağı indim gördüğünüz gibi. Şu an mesela 3. bölümdeyim. 3'e tıkladım. 3 yanıyor. 2'ye tıklasam şuradakine geçiyor. Zaten otomatik siz tıkladığınızda şurada hangi alanda olduğunu göreceksiniz. Hemen şu alana yazıyorsunuz ve işiniz bitiyor. Sonra da yayınlaya basıyorsunuz. Altyazı eklemek bu şekildeydi. Şu an ben taslağı sileceğim. Çünkü nasıl diyeyim? Bu videoda öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Şimdi bu konularla alakalı video serisi hazırlamayı düşünüyorum. Çok fazla izlenen bir kanalım yok. Onu da söyleyeyim. Hiç saklamaya vesaire gerek yok. İzlenme sürelerim daha ben ortalama ikinci ayını doldurdu kanalım. İki ay, tam iki ay olacak. Yani ben dördünde başlamıştım. Ocağın. Ya fena değil. Yani ortalama 8000 dakikalık bir görüntülemem var. Abone sayım az. Çünkü bu tarz kanallar fazla yükselmiyor. Dediğim gibi hani bizde zorlama yok. Beğenirsen abone olursun. İşine yaradığını düşünüyorsan abone olursun vesaire. Ha bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Şurası yükselecek. Bunun daha sonra YouTube kendisi düşecek. Bu sizi korkutmasın. Sizin kendi yapmış olduğunuz izlemeleri YouTube düşüyor. Bu tarz konularla ilgili videolar gelecek. Mesela bundan sonraki videomun konusu başka videoları nasıl telif atarız? Bununla ilgili video olacak. Yani bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsan fazla uzatmayacağım. Abone olabilirsin. Videoyu beğendiysen like atabilirsin. Farklı bir konuda bilgi istiyorsan yorum kısmına yaz. Ben sana elimden geldiğince yardımcı olurum. Hemen hemen her soru sorana yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdilik bu videodan bu kadar. YouTube videolarına bu şekilde altyazı eklenir. Gelecek videoda görüşmek üzere.